Merhabalar. Sipariş dinamik alanları kullanılarak üretim emri nasıl oluşturulur? Bunun için öncelikli olarak oluşturacağımız reçetelerde dinamik alanlar ile bağlantılar sağlamamız gerekmektedir. Yeni bir örnek tanımlaması yapmak istediğimizde üretim yönetimi, kartlar, ürün reçeteleri ekranımızı çalıştırırız. Burada örneğin bir gömlek üretimi sağladığımızı düşünelim ve bu gömlek üretimimizin varyansları kullanmadan siparişin dinamik alanlarını kullanıp renk, model, şekil gibi özelliklerini tek bir reçete üzerinden nasıl üretimini sağlayabileceğimizi görelim. F4 ekle diyerek reçete tanımına geldiğimde burada bir reçete kodu belirtip yapacağım üretime ait ürün açıklaması belirterek örneğin bayan gömlek üretimini yapacağımızı düşünelim. Özel kod, yetki kodu varsa not bilgilerini bu alandan girişini sağlayıp devam ettiğimizde genel alanında bulunan rota seçimini gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Listemizi çalıştırdığımızda gömlek üretiminin hangi rota ile hangi operasyonlarda çalıştığı ve bu operasyonlarda hangi makineler kullanıldığının belirtildiği alandır. Rota kısmında ise daha önce oluşturduğumuz tekstil rotasını incelediğimizde değiştir ile içerisine gelip burada tek bir operasyon işleminin yapıldığı ve bu operasyon işleminin tekrardan değiştir diyerek tek bir makine üzerinde çalıştığı ve bu makinenin de malzemeleri ham madde deposundan alıp üretmiş olduğu ürünleri mamul satış deposuna çıkarak oluşabilecek firelerde ise fire ve zayiat deposuna çıkış sağlayan bir makina istasyonunun olduğunu gördük ve bu şekilde tekrardan rotalarımıza geri geldiğimizde ilgili tekstil rotamızı seçip devam ettiğimizde varsa bir dağılım katsayısı eğer ana reçeteye bağlı çalışacak bir reçete tanımlaması sağlıyorsak da listeden ana reçete tanımını seçebiliriz. Kalemler alanından geldiğimizde çıkan ürünümüzün üreteceğimiz gömlek ürünü olacağından dolayı listemize gelip daha öncesinde gömlek üretiminde kullanacağımız mamül ürünlerimiz ve ham madde ürünlerimiz karşımıza gelir. Burada üreteceğimiz gömleğimizi listeden seçer ve devam ettiğimizde bir miktar üreteceğimizi, bunun birim karşılığının adet olduğunu ve üretim ile karşılayacağımızı, oluşabilecek alt reçetelerin olması durumunda alt reçete çalıştırıp maliyetimizin %100 olduğunu ve bu gibi tanımlamalarımızı gerçekleştiririz. Bir alt satıra geldiğimizde ise bu sefer reçetede sarf ettiğimiz ham maddelerimizi giren türünde oluşturarak listeye bağlanıp buradaki ham madde ürünlerini seçebiliriz. Bunun toplu seçim işlemi için ise vazgeç deyip F12'den toplu malzeme seç diyerek ham maddeye ait olan ürünlerimizi seçeriz. Bu şekilde gelen satırlarımız sonucu arada oluşabilecek boş satırlarımızı temizleyip devam ettiğimizde yuvarlak düğmemizin gömleklerimizde 6 adet kullanılacağı, kare düğmelerimizin de aynı şekilde 6 adet kullanılacağı, eğer gömleğimiz mavi seçilmesi durumunda bunun 1,5 metre kullanılacağı veya beyaz seçilmesi durumunda da aynı şekilde 1,5 veya siyah seçilmesi durumunda da 1,5 metre kare kullanılacağı, iplik olarak 2 adet iplik gittiğini gibi bilgilerimizi miktar formülü alanından girişini sağlarız. Sarf edeceğimiz ham maddelerimizi stoktan karşılayacağımızı, Ctrl Y ile de tüm seçeneklerimizi aynı şekle getirdiğimizi görüyoruz. Bunlar dışında bu alanda dikkat etmemiz gereken kısım sipariş dinamik koşulu alanıdır. Sipariş dinamik koşulu, alınan bir siparişte seçmiş olduğumuz dinamik alanların reçete ile bağlantısını sağladığımız bölüm anlamına gelmektedir. Burada oluşturulacak dinamik alanların reçete ile bağlantısı sağlanılır. Reçete tanımı henüz bitmeden yeni bir sekme açarak klavyemizden F10 veya diyalogosuna tıklayıp arama alanına yazacağımız dinamik ile dinamik alanlar ekranımızı çalıştırırız. Dinamik alanlar kısmında sipariş kalemi için yeni alanlar oluşturmamız gerekecektir. Bu yeni alanlar reçetemizde olan düğme seçeneklerinin model başlığı altında yer aldığını ve bu modelin sipariş kaleminde çalışacağı ve alan türü olarak tek seçimli bir dinamik alan olacağını tanımlarız. Seçenekleri ise
İlk maçta seçiniz gibi bir uyarı bilgisi kalemlere getirebilir. Daha sonrasında düğme seçeneklerimizden kare düğme ve yuvarlak düğme seçeneklerini oluştururuz. Bu alanın zorunlu olmasını istiyorsak aynı zamanda zorunlu seçeneğini işaretleyebiliriz. Bu şekilde ilk sipariş kalemi dinamik alanımızı oluştururuz. Daha sonrasında ise reçetemizde yer alan düğmeler dışında bir de farklı renklerde bulunan kumaşlarımız yer almaktadır. Bu kumaşlarımızın siparişte geçilen hangi renk seçimi sonrası çalıştırılmasında ise bunlar için de bir dinamik alan oluşturmamız gerekir. Dinamik alanlar listesine tekrardan gelerek oluşturacağımız bu yeni alan ise gömleğimizin rengi anlamına gelecektir. Renk adı altında sipariş kalemi içerisinde olan ve tek bir seçim işlemi yapacağımız bir alan oluştururuz. Bu alanlarımız içerisinde de tekrar ilk seçeneğimizi seçmemiz gerektiğini hatırlatan seçiniz bilgisini yazıp ikinci ve diğer seçeneklerimizin reçete kaleminde yer alan renk bilgilerini girebiliriz. Bunlar nelerdi? Mavi, beyaz ve siyah renkleriydi. Bu şekilde renklerimizi kaydettikten sonra değerlere girmiş olduğumuz her bilgiyi aynı zamanda reçete kalemlerinde her birine ayrı bir stok olarak tanımlamış bulunmaktayız. Her bir ürünün karşılığı için ise sipariş dinamik koşulu kolonundan formülasyon değerini girmemiz gerekecektir. Nasıl bir formülasyon oluşturacağız? Dinamik alanlar listesinde sipariş kalemlerimiz filtresini yaptığımızda burada 1 ve 2 adet dinamik alan olduğunu görüyoruz. İlk sıradaki dinamik alanımız model dinamik alanı olduğundan dolayı reçete koşulundaki model ile eşleşebilecek yuvarlak ve kare düğme seçeneklerine D1 değerini getiririz. D1 değeri bizim için dinamik alanın ilk tanımlamasıdır. D1 değerini yazdıktan sonra çift eşittir işareti kullanarak ve sonrasında tırnak ile yuvarlak düğmeye karşılık gelecek olan dinamik alan değerlerine girmiş olduğumuz yuvarlak düğme seçeneğini burada belirtiriz. Buradaki tanımlama dinamik alan bir içerisinde yer alan yuvarlak düğme seçeneğini bu kalemde sarf et veya kare düğme içinde dinamik alan bir içerisinde yer alan kare düğme değerini bu kalemde sarf et gibi tanımlamamızı sağlarız. İkinci tanımlamamıza geldiğimizde ise dinamik alanlardaki ikinci tanımlamamız renk seçenekleri yer almaktadır. Bu renk seçeneklerinde mavi, beyaz ve siyah yer almaktadır. Bunun içinde reçetemizdeki sipariş dinamik koşulu alanına dinamik alan tanımlamasının ikinci tanımlama olduğunu ve ikinci tanımlamada eğer değerimiz maviye eşitse alınan bir siparişte mavi seçilmesi durumunda mavi kumaşı sarf et anlamını taşımaktadır. Aynı şekilde beyaz seçilmesi durumunda gene dinamik alanımızı çalıştır ve bu dinamik alanımızdaki beyaz rengimizi seçilmesi durumunda beyaz ithal kumaşımızı sarf etmemizi gerektiğini belirtiriz. Tekrar devam ettiğimizde dinamik alan 2 için eğer siyah seçilmesi durumunda ise siyah değerimizi belirtir ve bu alanında siparişte seçilmesi durumunda siyah ithal kumaşın sarf edilmesi gerektiğini tanımlarız. Bu bilgilerimizi tamamladıktan sonra reçetemizi kaydederiz. Kaydetmiş olduğumuz reçete sonrasında işlemlerimizin nasıl çalıştığını inceleyecek olursak, bir sekme açıp buradan sipariş listesine gelip sipariş listesi içerisinden yeni bir alınan sipariş oluşturduğumuzda üretim sonucu oluşacak olan mamülümüz hangi depoya geliyor ise ilgili deposunu seçip yani mamül satış depomuzu seçip cari hesap bilgilerine geldiğimizde siparişini almış olduğumuz firma bilgilerini girişini yapıp kalemler kısmına gelip üreteceğimiz olan ürün liste içerisinden gömleğimizi seçip
Kaç adet sipariş alıyorsak ilgili adetimizi belirtip ve bunun birim fiyatını belirtip devam ettiğimizde burada dinamik alanlarımız karşımıza gelir. Eğer listede dinamik alanların olmaması durumunda kolonlar içerisinde yer alan listede tif getirebiliriz bu alanları. Ve aynı zamanda bu alanların tekrar kaybolmaması için tasarım olarak kaydet dediğimizde buradaki başlıklarımız aynı şekilde karşımıza gelecektir. Model alanında dinamik alanları oluşturma sırasında değer olarak girmiş olduğumuz değerlerden kare düğmeli mavi bir gömlek siparişi aldığımızı belirtiriz. Oluşabilecek boş satırları temizledikten sonra siparişimizi kaydederiz. Siparişimiz henüz teklif aşamasında karşımıza gelecektir. Üretim işlemini sağlayabilmek için öncelikle siparişimizin onaylanmış olması gerekir. Bunun için F12'den onay durumunu kabul edildi diyerek hızlı bir şekilde siparişimizi kabul durumuna çekebiliriz. Ve kabul olan siparişlerimizi tekrar F12'de yer alan üretim emirlerini hazırla dediğimizde karşımıza bayan gömlek ürünümüz gelir. Bayan gömlekte sarf edeceğimiz ürünler ise çetede tanımlamış olduğumuz değerlerden gömlek, kare düğme, ve kumaş ve iplik gelmiş durumdadır. Burada dinamiklerde oluşturmuş olduğumuz kare düğme ve mavi kumaşın gelmesinin sebebi siparişteki dinamik alanlardan bu alanları seçmiş olmamızdan dolayı ve bu alanların reçetede dinamik alanlarla bağlantısını sağladığımızdan dolayı üretim emrimiz sipariş dinamik alanlarına göre çalışmış bulunmaktadır. Emirlerini planla dediğimizde planlama aşamasında kaydedilecektir. Devam etmek istiyor musunuz deyip evet dediğimizde iş emirleri sekmesine gelir. Burada oluşan rota operasyonunda burada hangi istasyonda hangi operasyon işleminin gerçekleşeceğini, hangi ürünümüzün çıkacağını ve hangi ürünlerimizin sarf edileceğini görürüz. B işlemimizi kaydettiğimizde artık üretim emrimizin planlanıyor aşamasında kaydolduğunu biliriz. Listeden takip etmek istediğimizde ise kolonumuzda üretim durumu alanı yer almaktadır. Sipariş listemizi yenilediğimizde artık siparişimizin üretim emrinin verildiğini görüyoruz. İlgili kolonun listede olmaması durumunda kolonlar alanından üretim durumu aktif hale getirilebilir. Üretim işlemini tamamlamak için ise yeni bir sekme açıp üretim yönetimi içerisinden üretim ve üretim emirleri alanımıza geldiğimizde buradan F12 ve tamamla dediğimizde siparişimizin herhangi bir operatör hareketi girmememiz durumunda planladığımız miktarların aslında gerçekleştiği miktar olması için hayır dediğimizde planlanan miktarımızın gerçekleşene geldiğini ve kaydet tamamla dediğimizde artık 20 adet gömleğimizin sipariş listesine de geldiğimizde listemizi yenilediğimizde üretiminin tamamlandığını görmüş oluruz. Ve bu şekilde F12'den tekrar paket veya mal kabul seçeneklerinden veya faturala seçeneklerinden bir tanesini seçerek işlemimizin sevkiyatını yapabilir, fatura işlemine geçiş aşamasını sağlayabiliriz.